Sandıklar ortadan kayboldu, güvenlik güçleri sokağa indi, internete erişim kısıtlandı, sosyal medya yavaşlatıldı. Belarus'ta olaylı devlet başkanlığı seçimleri tamamlandı. Yarı resmi sonuçlara göre 65 yaşındaki Alexander Lukashenko seçimleri 6. kez üst üste kazanmış görünüyor. Ancak 37 yaşındaki muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya sonuçları tanımadığını açıkladı. Mayıs'ta hükümet karşıtı bir gösteriye katıldığı için hapse atılan eşinin yerine seçimlere girmişti Tikanoskaya. Şaibeli sonuçlara ilişkin "Ben gözümle gördüğüme inanırım. Çoğunluğun bizimle olduğunu gördüm." dedi. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen on binler de protesto için sokakları doldurdu. Polis göstericilere sert şekilde müdahale etti. Çıkan olaylarda en az 3 bin kişi gözaltına alındı, çok sayıda kişi yaralandı. Oyunu kullanan Lukashenko seçimlerden sonra ülkenin kaosa ve iç savaşı sürüklenmeyeceğini söyledi durum küçümsenmemeli. Ancak yarından itibaren ülkenin kaosa, çatışmaya veya herhangi bir iç savaşa çekileceğini söylemek için kesinlikle hiçbir gerekçe yok. Son 10 yılların en büyük hükümet karşıtı protestolarına imza atan muhalefet seçim öncesi gerçekleştirdiği mitinglerde büyük kalabalıkları bir araya getirmişti. Yeniden seçilen mevcut hükümetin pandemi, ekonomi ve insan hakları yönetimine karşı yeni protesto dalgasıyla karşı karşıya kalma ihtimali üzerinde duruluyor. Mevcut devlet başkanı Lukashenko ise kendisini istikrarın teminatı olarak sunuyor. Lukashenko hükümetine göre yükselen muhalefet dalgası da dış güçlerin bir müdahalesi. Bu gerekçeyle tutuklanan 33 Rus vatandaşının muhalefetle irtibatlı olduğu öne sürülüyor. Rusya daha öncesinde Belarus'tan kendisine katılmasını talep etmiş ancak Lukashenko bunu reddetmişti. Buna rağmen Belarus, Rus Rusya'ya yakın bir siyaset takip ediyor.